Evet, herkese merhabalar. 161. metin çevirisi ile birlikteyiz. İlk, kayak kıtasına ilk. Yani burada kayak kıtasına ilk derken ilk gidiş, ilk geçiş diyebiliriz. Daha önce de videolarda söylemiştik. Bu şekilde düşmüş ifadeleri kendimiz anlamı tamamlamak için oluşturabiliyoruz. O yüzden diyebiliriz kayak kıtasına ilk geçiş. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey sizi korumaz. Burada bir kozatif yapı var. Korumaz diyebiliriz burada. Hiçbir şey sizi korumaz. Bu sözler aittir. Kime aittir? Maceracı Reinhold Messner'a, Antarktika'dan maceracı Reinhold Messner'a aittir bu sözler. Kimdir bu peki? Kimdir? Geçen, onu yardımsız, köpeklerin ya da makinaların yardımı olmaksızın onu geçen Antarktika'dan Reinhold Messner'a, maceracı Reinhold Messner'a aittir bu sözler. Messner'dı, ilk adamdı. Kimdir bu? Ulaşan ilk adamdı. Zirvesine. Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan ilk adamdı. Tek başına ulaşan ilk adamdı. Ne olmadan? Şişelenmiş oksijen gibi bir anlamı var. Tabii ki mantıken buna ne diyebiliriz? Oksijen tüpü olmaksızın tek başına Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan ilk insandı Messner. Onun arkadaşıydı Arvet Föhtü Almanya'dan. O kimdi peki? İlk adam ulaşan her iki kutba yürüyerek aynı yılda her iki kutba yürüyerek ulaşan ilk insandı. Kanadalı şirket Adventure Network garanti etti. Neyi peki? Onların desteklemelerini garanti etti. Onları nereden? Havadan desteklemelerini garanti etti. Nereye kadar? Onların başlangıç noktasına kadar. Havadan onları desteklemeyi garanti etti. Fakat varıştan sonra Kanada kampına, Patriot tepelerindeki Kanada kampına varıştan sonra iki adam öğrendi. Neyi öğrendi? Var olmadığını, yeterli yakıt var olmadığını öğrendi. Taşımak için onları Föhner buz sahanlığına onları taşımak için yeterli yakıtın var olmadığını iki adam öğrendi. Neresi bu sahanlık? Onların planladıkları, başlangıç noktası olarak onların planladıkları Föhner buz sahanlığına onları taşımak için yeterli yakıtın var olmadığını iki adam öğrendi. Bunun yerine onlar zorunda kaldılar. Yola çıkmak zorunda kaldılar. Nereden? İç kenarından. Ron buz sahanlığının iç kenarından yola çıkmak zorunda kaldılar. Planladıkları başlangıç noktası için yeterli yakıt olmadığında bunun yerine planları değişti ve onlar zorunda kaldılar. Ron buz sahanlığının iç kenarından yola çıkmak zorunda kaldılar. Kasım 1989'da Messner ve Föh yola çıktı. Kayaklarla yola çıktı. Bir gün sonra sert bir rüzgar kapıp kaçırdı. Messner'ın kauçuk
uyku pedini, uyku yastığını kapıp kaçırdı. Hangi peki yastık bu? Kullanılan yastık olarak, bir bariyer olarak arasında. O ve bu zemin arasında bir bariyer olarak kullanılan uyku kauçuk, uyku pedini Messner'ın kapıp kaçırdı sert bir rüzgar. 4 gün sonra onlar kaybetti. Onların kilometre göstergelerini kaybetti. Burada virgül eklemiş durumu açıklayacak. Yani bu da zorluyor onları bağlı olmaya. Diğer yollara tahmin etmek için mesafeyi. Hangi mesafe? Onların her gün kat ettiği mesafeyi tahmin etmek için diğer yollara bağlı olmaya onları zorluyor bu durum. Kötü hava, zayıf radyo iletişimi ve zorluğu, geçme zorluğu, dev alanları, dev buz alanları geçme zorluğu ve kar yavaşlatıyor onların varışını. Nereye? Onların ilk tedarik yerine. Tiel dağlarındaki onların ilk tedarik yerine onların varışını yavaşlatıyor bu olumsuz durumlar. İtibariyle onların vardıkları şu tarihteki, yani Aralık 6 Aralık'taki onların vardıkları zaman itibariyle Füh'ün ayakları acı çekiyordu. Neyden? Kötü kayak botlarından acı çekiyordu. Messner şikayet etti. Onları Kanadalı tedarikçilerine şikayet etti. Şöyle dedi: "Eğer ben yalnız olsaydım ben gidebilirdim. 2 kat daha hızlı gidebilirdim." Onun günlük kayıtlarında şu tarihli 24 Kasım tarihli günlük kayıtlarında o konuşmuştu. Daha sempatik bir şekilde konuşmuştu. Füh'ün ayakları hakkında daha sempatik bir şekilde konuşmuştu. Ağrılı ve kaplanmış. Neyle? Kanla kaplanmış ve ağrılı. Öylesine kötü ki hatta onun ayakları görünemez bile. Şöyle de diyebiliriz yani. Ayakları bile görünemeyecek kadar öylesine kanla kaplı ve ağrılı diyebiliriz. Gelecek durak Güney Kutbu. Neresi burası? Onların vardığı erkenden. Yeni yıl gecesi erkenden onların vardığı Güney Kutbu sonraki durak. Onlar da yakınlarındaydı. ABD şu istasyon yakınlarındaydı. 5 Amerikalı istasyondan 5 Amerikalı karşıladı onları. Messner için oydu. Neydi? Bir andı. Karışık duyguların anıydı Messner için. Ne dedi bu karışık duygularla? Siz kayıyorsunuz. Binlerce kilometre kayıyorsunuz. Dinginlik ve genişlik içinde, tam bir dinginlik ve genişlikte binlerce kilometre kayıyorsunuz ve aniden siz görüyorsunuz kubbeler, konteynerler ve direkler görüyorsunuz. Gelince, Füh'e gelince oydu. Neydi peki? Mutluydu olmaktan. Orada olmaktan mutluydu. Onlar çıktılar. 3 gün sonra izleyerek, genel rotayı izleyerek çıktılar. Nereye? Polar Platosu boyunca genel rotayı izleyerek 3 gün sonra onlar çıktılar. Neyin içinden? Şu dağların içinden çıktılar. Oradan da nereye?
Rose buz sahanlığına çıktılar. Onun ağrılı ayaklarından dolayı Fühn genellikle varırdı. Daha fazla neyden? Bir saatten daha fazla geç varırdı kampa. Bir saatten daha fazla geç varırdı. Messner istemedi. Beklemek istemedi. Bu yüzden o tercih etti. Kurmayı tercih etti. Çadır kurmayı tercih etti. Kendi kendine diyebiliriz burada. Kendi kendine çadır kurmayı tercih etti. O zor bir prosedürdü. Sert rüzgarlarda zor bir prosedürdü çadır kurmak. Onların ara sıra kullanımı. Ne kullanımı? Paraşüt yelkenleri kullanımı artırdı. Onların günlük kilometrelerini artırdı. Paraşüt yelkenler kullanımı. Bir keresinde kutup önünde Messner kaybetti kontrolü. Onların sallarının kontrolünü kaybetti. Düştü ve keserek açtı. Onun sağ dirseğini keserek açtı. Ve şöyle söyledi. Ne kadar kolay bir şekilde siz kırabilirsiniz bir bacağınızı ya da bir kolunuzu. Evet, Fühn yorumladı sonra. Bu şekilde yorumladı bu kesiklerden sonra. Sonunda 12 Şubat'ta sonra bir yolculuktan sonra 92 günlük süren 1550 mil süren 92 günlük bir seyahatten sonra Messner ve Fühn ulaştı. Yeni Zelanda Scott üssüne ulaştı. Şurada Yeni Zelanda Scott üssüne ulaştı. Evet. Aynı gün bir takım, bir keşif takımı önderliğindeki, şu kişiler önderliğindeki bir keşif takımı 3300 mil uzaktaydı. Nereye? Onun kendi 7 aylık Antarktika geçişine uzaktaydı. Nasıl? Kullanarak. Köpek kızakları kullanarak Antarktika geçişine, onun kendi 7 aylık Antarktika geçişine 3300 mil uzaktaydı. Her iki başarı ne olsa da zor olsa da zor değil pardon farklı olsa da neydi? Ölçek ve konseptte, ölçek ve konsept bakımından farklı olsa da her iki başarı katkıda bulunuyor. Neye? Kahramanca mirasa katkıda bulunuyor. Nedir o kahramanca miras? Macera ve keşfin kahramanca mirasına katkıda bulunuyor. Her iki başarı ölçek ve konsept bakımından farklı olsa da. Peki kim tarafından bırakılan? İşte şu gibi adamlar, insanlar tarafından bırakılan macera ve keşfin kahramanca mirasına katkıda bulunuyor.